EYT ile ilgili son durum merakla bekleniyor. EYT son dakika haberlerinde gelişme var mı? Emeklilikte yaşa takılanlar günden güne arayışa geçiyor. Güzel gelişmeleri kaçırmamak adına peş peşe sorular yönelten vatandaşların merak ettikleri arasında EYT çıktı mı, çıkacak mı, şartları neler oldu? İşte EYT son dakika son durum. Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin federasyon ve platform temsilcilerinden oluşan bir heyetin geçen çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ile görüşmesi EYT müjdesi bekleyenleri heyecanlandırdı. Temaslarda EYT'lilerin sorunun bu yıl içinde çözüleceği yönünde mesajlar aldığı belirtirken EYT'ler için daha önce şu formüllerin gündemde olduğu belirtilmişti. Masadaki ilk seçenek kısmi emeklilik formülü. Buna göre 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Bu kapsamda 3600 günü tamamlayanlar kadınsa 50, erkekse 55 yaşında doldurmak şartıyla emekli olabiliyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre ikinci seçenekte ise 1999 öncesinde emeklilik şartları masaya geliyor. Buna göre de kadınlarda 7200 gün, erkeklerde 9000 gün sigortalılık süresini tamamlayanların yaş şartına bakılmadan emekli olması mümkün hale geliyor. Üçüncü durumda ise sigortalıya emeklilik için kesinti seçeneği sunuluyor. Çalışan kişi kabul ederse emeklilik için kalan yılları kadar her yıl için belli oranda kesinti yapılıyor. Diğer yandan bu seçenekte sabit kesinti oranının da önceden devlet tarafından belirlenmesi gerekiyor. Örneğin yıllık kesinti oranı %3 olarak belirlendiğinde emeklilik için 3 yılı kalmış birinden %9 kesinti yapılıyor. Bu kesintiyi kabul eden kişi daha az maaşla daha erken emekli olabiliyor. EYT'liler için uygulanabileceği tartışılan modellerden biri de kesintili emeklilik formülüne benziyor. Bu seçenekte ise yine belirlenen oranda kalan yıllar için kesinti uygulanarak çalışan kişi emekli edilirken kanunda belirlenen normal emeklilik yaşı tamamlandığında daha önce uygulanmaya başlayan kesintiye son veriliyor. EYT dosyasındaki bir diğer formül ise prim tamamlama olarak öne çıkıyor. Bu formüle göre 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler için ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5000 ile 5975 prim günü isteniyor. Bunu tamamlayanların yaşı dikkate alınmazken böylece emeklilik imkanı doğuyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu, EYT'lilerle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Akbaşoğlu, 2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini Çalışma Bakanımızla beraber paylaşacağız ifadelerini kullanmıştı. Akbaşoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı. EYT ile kavramsallaştırılan bir yapılanma söz konusu. Bu AK Parti iktidarının önce bir düzenlemeyi ifade ediyor. Yani hem prim gün sayınız hem de yaşınızı doldurmanızla beraber emekli olabilme hakkının varlığını ortaya koyan 1999 yılına ait bir kanuni düzenleme söz konusu. Daha önce bu konu AYM'ye götürüldü. AYM kademeli geçişi öngören bir düzenleme yaptı ve bu düzenleme halen uygulanıyor. Şimdi EYT yapılanması içerisinde olan değerli vatandaşlarımız bu konuda yaklaşım sergileyerek daha önceki düzenlemelere göre kendilerine yaşın isabet ettiğini, kimisinin 3-4 yaş daha fazla çalışarak emekli olabileceğini ifade ederek ben primimi doldurduktan sonra ve yaşa eriştikten sonra daha önce emekli olabileyim şeklinde yaklaşımlarını ortaya koyuyorlar. Biz bu konuda toplumun bütün kesimlerinin taleplerini dinleyen ve onlara çözüm üreten bir durumdayız. Biz sıralamayı ifade ettik. Bunu dinleyen EYT'li kardeşlerimle paylaşmak istiyorum. Bütün sorunların çözüme kavuşacağını da buradan ifade etmek istiyorum. Birincisi askeri ücretle başlayacağız dedik ve Aralık ayında %5,5 zam oranıyla 4253 liraya çıkardığımız bir askeri ücretle işe başladık. Memurlar ve emeklilerin durumu ile ilgili düzenleme yaptık. %31'e varan bir zam oranını memurlar ve emekliler açısından öngördük.